Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Dün babama uğurladık arkadaşlar. Çok güzel zaman geçirdik. Dün videoyu hatta başlattım ama sonra devamını çekmedim. Dün böyle güzel bir gün geçirmiş olduk yine. Akşama doğru gitti çünkü babam. Evet arkadaşlar, şimdi yine günlük normal rutinlerimize devam ediyoruz. Şöyle çocuklara kahvaltı hazırladım. Bakın şöyle çedar peynirli tereyağında yumurta yaptım. Labneli ekmek, domates, salatalık. Bu şekilde kahvaltıları hazır. Mihra'yı biraz daha küçük kesiyorum. Eymen böyle yiyebiliyor. Evet, şimdi onlar kahvaltısını yapsın. Ondan sonra artık böyle bugüne bir giriş yapalım. Arkadaşlar kahvaltılarını yaptı bu minnoşlar. Bu minnoşlar. Şimdi oyun zamanı. Hep beraber güzelce oyun oynayacağız. Sen ne yapıyorsun? Şu emzirme yastığı var biliyorsunuz. Onun üstüne koyuyorum böyle. Hey kız, ne yamuk duruyorsun? Şu saksıyı bir düzelt. Şöyle. Bakayım kedi. Ay, denizci kedisi değil mi? Bu ne? Denizci. Denizci, aferin. Evet, hadi bakalım oyun oynayalım. Meyruş. Aniş koşu. Ben. Bakayım. Deniz feneri değil mi? Sen niye gülüyorsun? Peki burada bir şeyin tadına bakıyor. Ne yapıyor? Evet, al bakalım. Peki kuş ne yapıyor? Cik cik cik. Aferin kız, kaşın. Şöyle düzeltelim kaşımızı. Sonra nasıl gülüyor? Nasıl gülüyor? Ha 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 ha, değil mi? Al bakalım. Bebesi annesine ne yapıyor? Öpücük mü atıyor? Mwah. Mwah. Meyra şok. Öğreneceğiz. Sen de öğreneceksin bunları. Erkenden başladık dersleri. İnek ne yapıyor inek? Mü. He? Mü. Kız, senin suratın niye nokta nokta oldu? Hep tükürük yaptı az önce. Hemşire ne yapıyor? Şşş. Evet. Aferin anneciğim. Sonra... Kedi ne yapıyor? Meyra bak, kedi. Kedi. Ne yapıyor? Kedi. Sen istiyor mu bunu? Verelim mi Meyra'ya? Bir tane seç, Meyra'ya ver hadi. Hangisini vermek istersin? Onu mu? Ah. Al Meyra. Al bakalım. Sen kediyi çok mu seviyorsun? Hangisini yapacaksın Mihra? Burada. Zürafa mı yapacaksın? Zürafa mı yapacaksın? Burada. Ah, buldun mu? Hadi birleştir bakalım. Aferin. Çak. Burada. Koy bakayım balığın yanına. Allah'ım, sanki maraton yapıyor. Anne. Annem orada yap tekrardan. Orada yap tekrar. Tamam, ver bir an birleştireyim gene. Yapmıştın zaten anneciğim. Buraya koyup tekrar böyle yapabilirsin. Evet. Şimdi, tamam. Şimdi bana koyunları bul bakayım. Ha? Koyunları bul. Oldu mu? Hadi bakalım. Evet. Harika. Birleştir. Hayır. Onu ben yapmayacağım. Ben yapmak istemiyorum. Sen birleştir. Yok. O zaman ben oynamıyorum. Kız, gıcıklık ne? Sen yap. Sen yap. Sen yap. Sen yap. Sen yap. Al. Birleştir hadi. Ben yapmayacağım. Eğer oyun oynamak istiyorsan senin yapman gerekiyor. Benim değil. Annem zorlanmadığını biliyorsun. Şu
Şunları kaldırmadan sizin için de çekmek istedim arkadaşlar. Almanya'dan gelenler. Evet, babam el bagaj hakkıyla geldi bu arada sadece. Birkaç işi vardı. Ona rağmen yine içine bir şeyler doldurmuşlar. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Şöyle göstereyim. İlk önce şu çiçekler. Bunu aslında annem kendine aldı. Sonra baktı ki evine uymuyor. Dedi ki ya Beyza, bunlar senin evine uyuyor. Al senin olsun dedi. O kadar beğendim ki şöyle şuraları gold arkadaşlar. Böyle beyaz bir çiçek. Buradaki fiyat değil. Annem indirimden almıştı. Nereden aldığını bilmiyorum ama. Yani eğer söylerse aşağı yazarım. Depottan olma ihtimali var. Sanki depota benzettim şuradaki etiketi ama. Bilemedim. Yani depota benziyor. Bakalım, yani bu şekilde arkadaşlar 3 tane dal almış oldu. Bunu hatta şeye düşündüm. Verandada fuşya çiçek var ya, onları çıkarıp belki bunu koyabilirim içine. Çok harika duruyor çünkü. Sonrasında şu evler. Allah'ım o kadar mı güzeller. Zaten bende biliyorsunuz 3 tane var. Bunların kalitesi bir farklı. Biliyorsunuz Trendyol'da da satılıyor, böyle alçıdan mı ya da betondan mı yapılmış. Ama onlar hep böyle yamukluk falan olabiliyor ve uzaktan hoş duruyor, yakından hoş durmuyor ama bunlar yakından bile o kadar hoş duruyor ki arkadaşlar, bakın bu şekilde. Ben de dediğim gibi 3 tane vardı, annem böyle 2 tane daha aldı, böyle ledleri falan yanıyor, belki bunu verandaya bile koyabilirim. Sonrasında şöyle, bu arada bunlar Rossmann'ın ürünü, yani Rossmann'da satılıyor Almanya'da ama Türkiye'de yok maalesef ki. Şöyle 2 tane kase, bunlar da depottan. Bu şekilde çok güzeller. Bunları görünce vuruldum. Bakın şöyle kenarları, tipi olsun, harika duruyor. Sofralarda çok şık durur. Ya da böyle mesela ne diyeyim, kendime minik bir salata yaparım. Burak'a minik bir salata yaparım işte sofrada. İşte cips koy, abur cubur koy. Çok çok harika duruyor. Sonrasında şu çantalar. Annem şu minik çantayı görünce şu. Direkt dedi ki Beyza dedi, Mihran şimdi hani çanta kullanamıyor, çok büyük oluyorlar. Sırt çantaları yine oluyor ama tabii çocuğun yarı boyu kadar biliyorsunuz. Annem de şunu görünce dedi ki Beyza dedi, bu tam Mihra'ya dedi, bunu almış bu şekilde bir çanta. Bayıldı zaten, sürekli açıp içine bir şeyler koyuyor. Bir de bunu da almış. Bunu da dedim ki bu da Mehra'ya olsun, bu Mihra'ya, bu Mehra'ya olsun. Şöyle yıldızlı bir çanta, şurada fermuarı var. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra annem şöyle çanta almış kendine. Almışken bana da aldı. Kendisine taba rengini aldı. Guess markasının şu çantasını aldı. Şu şekilde içi harika. Hatta bunu kullanırken hiç şeye gerek yok. Ne deniyor ona? Cüzdana gerek yok. Aha, cüzdan burada. Harika duruyor. Şöyle siyahını kendine taba rengini aldı. Ben de böyle siyah tercih ettim. Allah razı olsun. Enisem yavrum böyle şöyle bir şey koymuş. Kurabiye adam koymuş. Böyle şey seramik porselen gibi bir şey arkadaşlar. Ben pek anlamam ama yani şey çok güzel. Allah razı olsun. Annem bir de bunlar kırılmasın diye babamın bezlerine sarmış. Babamın biliyorsunuz oto kuaför bezleri var. Harika. Zaten benim mesela ilk videolarımdan beri şu mavi bezlerim çok sorulur. Çok seviyorum. Yani o kadar güzeller ki şöyle 2 tane daha olmuş oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Ya unuttuğum bir şey var mı? Yok ya. Yani böyle zaten ani olmuştu, söylemiştim. Allah razı olsun, el bagajına bile neler sığıyorsa onları koymuşlar. O şekilde çekeyim dedim. Şum için uyku vakti. Mihra'yı da Mihra'yı yatırmadan önce bir yatırdım. Şu an sesi çıkmıyor. Uyumuş olma ihtimali var. Bakın bana bakıyor. Ve çıkıyoruz. Şimdi... Burnu yine fışır fışır. Üstünü örtelim. Şuradan şunu alayım. Hadi bakalım. Evet. Bu arada Eymen Buran babasıyla çıktı. Onların dışarıda biraz işleri var. Onları halledecekler inşallah. O şekilde. Vallahi.
Gençler, biz oğluşumla beraber bugün bayağı bir işlerimiz vardı. Onları hallettik. Bir de kargolarımız geldi. Kargolarımızı aldık şöyle bayağı bir. Şu büyük olan iki tane kum havuzu, çocukların bahçeye kuracağımız kum havuzu geldi. Bir de sultanımın bir iki tane karton böyle kargosu geldi. Bakalım kum havuzunu artık ne zaman açarız bilmiyorum. Şimdilik bahçeye koyacağım. Duruma göre bakarız. Efendim oğlum. Babacığım şu anda havalar buz gibi. Bir de ben çok yoruldum. Biraz evde dinleneyim, evde oyna, tamam mı yavrum? Sonra bakarız havanın durumuna göre, tamam mı yavrum? Tamam. Bakarız nasıl olacak, bakarız. Şimdi bir süredir de hastaydın ya yavrum. Dikkat edelim, bir daha şey olmasın, hasta olma. Tamam. Bakarız duruma göre, anlaştık mı? İtfaiyen nerede senin? İtfaiyemi gördüm yerde. Tamam hadi. Evdekileri özledik. Gidelim evimize. Efendim canım. Şarkı onu sürebilir miyim? Neyi sürebilir misin? İtfaiye. Olmaz. İtfaiye evde kullandığımız için dışarıda olmaz şu anda. Tamam mı? Evet babacığım. Aynen öyle. Hadi bakalım. Mutfağa geldim. Şöyle minik bir market alışverişimiz var. Onu göstereceğim. Ayrıca bu hafta sonuna misafir çağırdım arkadaşlar. Aslında böyle gerçekten çok kısa bir süreliğine peş peşe birçok kişiyi çağırmış olacağım. Güzel böyle misafir ağırlama videoları gelecek inşallah. Bakalım. Dediğim gibi hafta sonuna ilk misafirlerim var. Onun için de böyle birkaç eksiği söyledim. Yani aslında evde her şey var. Eğer olursa ona göre yine bir markete gidilir ama her şey var gibime geldi. Neyse. İlk önce başlayalım. Bizim şu Beypazarı sodalardan aldık arkadaşlar. 2 paket. Sonrasında Burak şundan almış. Şu lokumcuk şekerlerinden almış. Ondan sonra evin vazgeçilmezi mandalina. Bunun da şeyi artık yani geçti. Şöyle elmamız var. Ondan sonracığıma şöyle salatalık. Şurada çileğimiz var. Ay mis gibi koktu ya. Of, çok güzel koktu. Maydanoz. Sonra Burak böyle tereyağı almış. Ama bunlar direkt böyle ayrılmış paketlerdi. Bakın bu şekilde. Çok güzel yapmışlar ya. Çok mantıklı. Sonra dereotu. Daha çok böyle sebze eksiği vardı arkadaşlar. Şöyle marul. Ya marul dedim, kıvırcık yani. Yeşil soğan. Bir de ay tatatatım bal kabağı. Şimdi ben bu bal kabağını keseceğim, ayıracağım, poşetleyeceğim, buzluğa atacağım. Bu Meyra'nın ek gıdası için arkadaşlar. Evet yani minik market alışverişimiz bu şekilde. Ay bir de kargom geldi, onu göstereceğim. Bunlara bayıldım arkadaşlar. Bakın şu şöyle bir peçetelik. Altı böyle pirinç. Üstü şu blue blank desenlerinden bu şekilde. Bunun içine peçete dolduracağım şimdi. Çok çok seviyorum ben bu deseni. Sonra bir de şöyle bir kase arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde duruyor deseni. Kenarları da yine pirinç detaylı. Bu şekilde. Hem dekor amaçlı hem de böyle mutfakta. Mesela şunun içine salata koyduğunuzu düşünün. Çok harika durur. Evet bu şekilde gelen kargoda. Şimdi ben bunları toparlayayım. Bu arada bugün yemek derdim yok. Çünkü dünden yemeğim var. O yönden rahatım çok şükür. Öyle yani yemek derdi yok. Market alışverişimizi de hallettik. Çocuklarla bir gün geçiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Burak işte bizim kum havuzu geldi. Onu falan da aldı. Kocaman bir kum havuzu söyledim. Şimdi yavaş yavaş bahçe için her şeyi söylüyorum. Kaydırağını sipariş ettik. Aslında ben şey istiyordum. Kocaman bir park. Hani böyle park dediğim hem kocaman kaydırağı olan direkt yanında salıncağı olan. Uzun bir süre hatta onlara baktım, kararlaştırdım. Ama böyle bizim ön bahçede düşününce yani
bahçenin resmen ortasına doğru koymamız gerekiyor ki hani çocuk rahatça sallanabilsin. Böyle saçma bir hal alacaktı. Bahçenin şu ön kısmındaki yarısını kaplayacaktı. Hani tamam belki salınacak kendi başına okey ama işte sallanacağı için çocuk önden arkadan böyle çok şey olacaktı. Biz de dedik ki salınacak olmasın. Şimdi kum havuzu ilk önce sipariş verdim. Hatta şuraya görselini ekleyeyim size. Çocuklar kenarda oturabiliyor ve ortası bayağı büyük. Yani 100 kilo kum oluyor arkadaşlar orası. Küçük kum havuzları da vardı ama bizimkiler kumla oynamayı çok seviyor. O sebepten dolayı kum havuzu benim için çok önemliydi. Dedim böyle kocaman bir şey olsun. Onu sipariş verdik. İşte o geldi. Muhtemelen Burak size çekmiştir ama daha kurulumunu yapmadık. Kaydırak siparişi verdim. Böyle büyük şu dolu markasının büyük kaydırağından sipariş verdik. İndirimdeydi. Salıncak dedik vazgeçelim. Bizim makrome salıncak var ya. Ona ben böyle şey aldım. Kanca. Ona ben böyle bir kanca aldım. Yani çocuklar çok istiyorsa onun üstünde keyif yapabilirler. Sonrasında trambolin sipariş vereceğiz. Yani birkaç gün içinde onları da halledeceğim. Trambolin. Ondan sonra başka ne vardı? Tam işte tahterevalli tarzı bir şey böyle hani plastik bir ürün buldum çok güzel. O mesela. Ondan sonra cıma işte futbol kalesi. O tarz şeyler. Ben böyle bahçe için bir sipariş vereceğim ve artık bahçemiz için böyle çocukların oyuncaklarını falan kuracağız arkadaşlar. Bakalım heyecanlıyım. Bir yandan da böyle bu akşam peyzaj planımızı artık kağıda dökeceğiz. Ve yavaş yavaş artık böyle çağıracağız. Anne şimdi almaya geldim. Ne yaptın? Kırıldı şu çöp atmaya geldi. Tamam annem bir şeyi kırılmış da onu çöp atmaya geldi. Hiç sevmez bir şeyin kırılıp orada kalmasını. Bir merhaba diyeceğim mi? Gel be. Merhaba. Gel bak ben seni çay akıtayım da göstereyim. Anne. Ne oldu? Ben sana şundan yiyebilirim. Neymiş o? O kuru. Ne? O kuru. Ne? Kuru o kuru. Bir merhaba yap babaya. Şey. Merhaba. Herkese merhaba de. Merhaba. Ağzımızı sokmuyoruz ama değil mi anneciğim? Anne. Anneye bir öpücük. Anneye bir öpücük. Oh. Anne sonra ben şundan yiyebilir miyim sen? Çok tatlı sordun. Tamam bir tane tamam mı? Tamam. Üç, beş tane seçeyim tamam mı? Bir tane seçeceğim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Niye her zaman yemiyoruz? Söyle bakayım. Niye her zaman şeker yemiyoruz? Çünkü zararlı. Evet, o yüzden az yiyoruz, değil mi? Her zaman yemiyoruz. Ne yiyoruz? Meyve. Değil mi? Evet, bundan biraz seçelim. Tamam, hadi bakalım. Ay bir ağırlaşmış, bir kocaman olmuş ya bu. Neyse arkadaşlar, yani şimdi böyle bir de bahçe için böyle minik biblolar oluyor ya mesela kirpi, mantar tarzı şeyler. İşte öyle şeyler de düşünüyorum. Bir de işte peyzaj planımızı artık kağıda döküp yavaş yavaş buraya başlayacağız. Yani yavaş yavaş başlayacağız. Çünkü şu ön tarafı tamamen ekme biçme alanı. Böyle kocaman şey yer saksıları oluyor böyle hani. Anlayanlar vardı. Öyle şeyler düşünüyoruz. Ben bir ortanca duvarı istiyorum. Zaten o ortanca olayı beni bitiriyor arkadaşlar. Bir arada şey yapasım var. Ya birkaç video sonrası belki yaparız. Bir yere gidip böyle birkaç ortanca almak istiyorum. Saksı da her zaman büyütmek. Hani mesela verandaya birkaç tane koyarım. Şu giriş kapısını oraya koyarım. Çünkü ortancaya bir şey olmuyor. Benim şuradaki de yeşermeye başladı bu arada biliyor musunuz? Bir gaza geldim bakabilmişim dedim. Neyse öyle arkadaşlar yani hani bakalım böyle bahçeyle alakalı bir adım atmış olacağız. Yaza kadar halletme niyetimiz var inşallah. Güzel olacağını düşünüyorum. Yazın da çocuklara böyle kocaman bir havuz almıştım. Onu da buraya ekleyeyim resmini. Ben onu çok uygun almıştım arkadaşlar. Abartısı 300 lira mı neydi? Ve şu an fiyatı 10 katını geçti arkadaşlar ama 2 metreye 2.40 kocaman bir şey ve çocuğun boğulmayacağı şekilde bir şey. Öyle yani hani iyi ki almışım diyorum. Umarım patlak olmaz çünkü hiç açmadık. Yani inşallah bu hevesim kursamda kalmaz. Neyse bir şey olmaz. Evet sağlık olsun. Şimdi şu marketi halledeyim. Hemen toparlayayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz.
İftardan sonra mutfağımı tertemiz yaptım. Bulaşık makinesini de hemen çalıştırdım. Yatana kadar bir güzel temizlesin. Yatmadan önce hemen onu boşaltıyorum. Yarın sabah rahat oluyorum arkadaşlar. Allah'ım şu peçetelik o kadar güzel oldu ki. Bir oraya koyuyorum. Bir orta sehpaya koyuyorum. Çok harika duruyor. Şimdi Burak çıktı. Arkadaşlarıyla keyif yapacaklar. Ben de şöyle çayımı koydum arkadaşlar. Şöyle sunumluğumu hazırladım. Şuraya birkaç çikolata koydum. Şunu da alacağım yanıma. Bir güzel böyle çay keyfi falan yapacağım. TV izleyeceğim birazcık. Öyle. Bu arada böyle kahve peçetelerimi de bu şekilde bu düzenleyiciye koydum. Aslında benim fincan dolabımda böyle üst üste duruyordu. Ama şimdi bu şekilde bunu aldım. Bence çok güzel oldu. Bakın bu şekilde. Böyle peçetelerim. Boncuklar da güzeldi, düzenlemesi zor oluyor. Evet, bu şekilde oldu bu da. Evet, şimdi dediğim gibi ben kahve keyfimi yapayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz.